10. Bölüm İsrail'in tarihinden alınacak dersler. Kardeşler, atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi. Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler ve o kaya Mesih'ti. Ne var ki Tanrı onların çoğundan hoşnut değildi. Nitekim cesetleri çöle serildi. Bu olaylar, onlar gibi kötü şeyler arzu etmememiz için bize ders olsun diye oldu. Onlardan bazıları gibi puta tapanlar olmayın. Nitekim şöyle yazılmıştır. Halk yiyip içmeye oturdu. Sonra kalkıp çılgınca eğlendi. Cinsel ahlaksızlığa düşmeyelim. Onlardan bazıları böyle yaptı ve 23 bini bir günde yere serildi. Bazıları gibi Rabbi sınamayalım. Öyle yapanları yılanlar öldürdü. Kimleri gibi de söylenip durmayın. Söylenenleri ölüm meleği öldürdü. Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi ve çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi. Onun için ayakta durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Putlar ve Rabbin sofrası. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçın. Aklı başında olanlarla konuşur gibi konuşuyorum. Söylediklerimi kendiniz tartın. Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran kasesiyle Mesih'in kanına paydaş olmuyor muyuz? Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih'in bedenine paydaş olmuyor muyuz? Ekmek bir olduğu gibi biz de çok olduğumuz halde tek bir bedeniz. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz. İsrail halkına bakın. Kurban etini yiyenler sunağa paydaş değil midir? Şimdi ben ne demek istiyorum? Puta sunulan kurban etinin bir özelliği mi var? Ya da putun bir önemi mi var? Hayır, yok. Dediğim şu, putperestler kurbanlarını Tanrı'ya değil, cinlere sunuyorlar. Cinlerle paydaş olmanızı istemem. Hem Rabbin kasesinden hem de cinlerin kasesinden içemezsiniz. Hem Rabbin sofrasına hem de cinlerin sofrasına ortak olamazsınız. Rabbi kıskandırmaya mı çalışıyoruz? Biz ondan daha mı güçlüyüz? İmanlının özgürlüğü. Her şey serbest ama her şey yararlı değildir. Her şey serbest ama her şey yapıcı değildir. Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. Kasaplar çarşısında satılan her çeşit eti vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz sualsiz yiyin. Çünkü yeryüzü ve yeryüzündeki her şey Rabbindir. Eğer iman etmemiş bir kimse sizi yemeğe çağırır ve siz de gitmek isterseniz, önünüze konulan her şeyi vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz sualsiz yiyin. Ama biri size, bu kurban etidir derse, hem bunu söyleyen için, hem de vicdan huzuru için yemeyin. Senin değil, diğer adamın vicdanının huzuru için demek istiyorum. Benim özgürlüğümü neden başkasının vicdanı yargılasın? Eğer şükrederek yemeğe katılırsam, şükrettiğim yiyecekten ötürü neden kınanayım? Özet olarak, her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Yahudilerin, Greklerin ya da Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmayın. Ben de kendi yararımı değil, kurtulsunlar diye birçok kimsenin yararını gözeterek, herkesi her yönden hoşnut etmeye çalışıyorum.